bu mülteci meselesine, göç meselesine son 10-20 yıldır daha aşinayız. Çünkü yoğun bir göç aldı ülkemiz. Bu yoğun göç, işte düzenli düzensiz göçmenler, mülteciler deniyor. Bir kısmı bura üzerinden Avrupa'ya geçti ama yerleşen çok göçmen oldu, mülteci oldu. İşte sayısı 4-5 milyona varan. Biliyorsunuz bir kısmı kamplarda kaldı, sonra işte şehirlere göç eden oldu, geçici sığınmacı kimliği verildi bu insanlara. Şimdi de yıllar geçtikten sonra işte ülkenize dönün baskısı var. Hem muhalefet tarafından hem iktidar tarafından, toplumda da bu milliyetçilik ve geri dönüşle ilgili de bir kışkırtma da oluyor açıkçası. Bunun içerisinde de biz aslında bu alanda çalışan kadınlar olarak göçmen ve mülteci kadınlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Kadın emeği ve kadın mücadelesi boyutuyla. Göç eden mülteci kadınlar, göçmen kadınlar geldikleri ülkelerde zaten kadın oldukları için ayrıca bir sömürüye, yani hem emek boyutunda da hem de toplum içerisinde de baskıya maruz kalıyorlar. Yani bir araya geldiğin zaman dertlerini anlatıyorlar, fakat bu kadınların gidecekleri çok bir merci yok. Göç idaresinin sunduğu kısıtlı hizmetler var. Burada çocuklara bakan kadın, yani ev içi emeği yine kadının sırtında. Yine eve katkı gelmesi için kadınların çalıştığı alanlar tekstil, fabrikalar. Burada işçi olarak çalışıyorlar. Ama yoğunluklu tekstilde çalıştıkları için burada da ucuz iş gücü olarak çalışıyorlar. Yani kadın yoksulluğuna mülteci ve göçmen kadınlar üzerinden böyle bakmak lazım. Bu kadınlar yani geçici sığınmacı kimlikleri oldukları için çok fazla da bir hakları yok. O yüzden böyle bize iletilen şeylerde, vakalarda şey de duyduk, anlatıldı. Aslında o tekstillerde, o fabrikalarda sözlü ve bazen de yani temas tacizinde bulunanlar da olmuş. Ama sözlü taciz çok fazla. Biraz ırkçılık üzerinden yapılıyor bu. Hem göçmen olarak, mülteci olarak eziliyor bu kadınlar da, hem işçi kadın olarak. Emek sömürüsü şöyle, sigortasız çalıştırılıyor çoğu. Çünkü hani bir şeyleri yok, kayıt dışılar, kayıt altında değiller, sigortaları yok. Ve şunu da söylüyorlar, çok fazla karşı çıkamıyoruz çünkü işten atılma tehlikesi var. İşinden olmamak için de birçok kadın da, mülteci, sığınmacı kadın da sesini çıkarmıyor. Bazen sözlü tacizlere de sesini çıkarmıyorlar. Kadının, göçmen ve mülteci kadının ezilmişliği emek sömürüsü erkekten iki kat daha fazla. Göçmen mültecileri koruyan yasalar az, bir de kadınları koruyan yasalar daha da az. Hani bunun içinde bir de kadın olmak var. Mülteci ve göçmensin, bir de kadınsın. Bu anlamda kadınları koruyan yasalar da az. Bunların yasal düzenlemeleri olması gerek. Özellikle tekstillerde, işte fabrikalarda daha yoğun emeğin olduğu, yani ev içinde de şeyde de olabilir, sigortası, bunlar nasıl düzenlenir bilmiyorum ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapılması lazım. Hatta kadınların yanında göçmen ve mülteci çocuklarının emek sömürüsü, çocuk işçiliği de söz konusu. Onların zaten, o çocukların o küçük yaşlarda çalıştırılmaması gerekiyor. Göçmen ve mülteci kadınların bu yasal haklarını oluşturmak, ya bu da biz kadınlara kadın mücadelesi veren ya da işte göç meselesinde çalışan kurumlara iş düşüyor. Bu anlamda hani bizim de öncülük yapmamız gerekiyor.